Filistin'e Destek Platformu tarafından Diriliş Buluşmaları programı gerçekleştirildi. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Elazığ'da da STK'ların Filistin'e destek çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda son olarak Filistin'e Destek Platformu tarafından Diriliş Buluşmaları programı gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Diyanet Akademisi Başkanı Doçent Doktor Enver Osman Kağan, Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim, Memursan Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Memursan Elazığ il temsilcisi İbrahim Bahşi, insan haklarından bahseden ülkelerin birçoğunun yıllardır Müslümanlara zulüm yaptığını, Müslümanların bu zulümlere karşı birleşme vaktinin geldiğini söyledi. Katlediliyoruz. Asırlardır İslam dünyasının her yerinden oluk oluk Müslüman kanı akıyor. Batılı emperyalizm bir yandan, Hindu milliyetçileri diğer yandan, Çin mezalimi öte yandan, Zalimler her yerde saldırıyor. İnsan hakları diyorlar, öldürüyorlar. Demokrasi diyorlar, katlediyorlar. Özgürlük diyorlar, soykırım yapıyorlar. Son yüz yılda milyonlarca Müslümanı katlettiler. Biz bugün burada bu direniş ve diriliş çağrısına kulak vermek için toplandık. Bu direniş ve direniş, direniş tufanın parçası olmak için, dünyanın mersus olmak için, kardeş olmak için, hür ve özgür olmak için, en önemlisi de insan kalabilmek için buradayız. Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim, Gazze'de başlatılan direnişin unutulmaya yüz tutmuş Filistin davasını yeniden ayağa kaldırdığını ifade etti. Aziz kardeşlerim, Gazze'deki kardeşlerimiz ümmetin zafini bahane ederek yılmadılar, teslim olmadılar. Tam tersi, ümmetin zafını görünce sorumlulukların ne kadar oldu, büyük olduğunu görerek muazzam bir ve şerefli yedi ikim aksa tufanını gerçekleştirdiler. Büyük, böylelikle hem ümmeti kendine getirmeye çalıştılar, hem de unutulmayan yüz tutmuş Filistin davasını yeniden sadece ümmetin değil sadece Müslümanların değil tüm özgür insanların davasını haline getirdiler. Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın, İsraillilerin yerleşimci adı altında götürülüp işgalci olarak orada Filistinlileri evinden ve yurdundan ettiğini ve Filistinlilerin yaşamasına fırsat vermediğini söyleyerek İsrail'e tepki gösterdi. Filistin toprağına yerleşimci adı altında götürüp işgalci olarak orada Filistinlileri evinden, yurdundan, yerinden eden onların yaşamasına fırsat vermeyen katil sürüsüne lanet dünyanın her yerinde batı başkentleri Anadolu illeri dünyanın her yerinde insan onur ve haysiyetine sahip çıkmak için sokaklarda 150 günü bulmasına rağmen bu soykırım sesini dindirmek yerine sesini yükselten ve insan onurunu Ayakta tutanlara selam olsun diyorum. Gazze'de parasını Amerika'nın verdiği fosfor bombaları atılmıyor sadece. Gazze'ye yalan, iftira, dezenformasyon bombaları da atılıyor. Soykırım bir taraftan katliamlarla, diğer taraftan yalan dolanla sürüyor. Toprak sattılar. Satmasaydı topraklarını diye bir yalanla sağlam zihinler iyidiş ediliyor, yanlarında saf tutmasının önüne geçiliyor. Bu yıkım Hamas terörünün sonucu diyerek oradaki Kuvayi Milliye ruhuyla kendi toprağını savuran insanlar katil ilan edilmeye, terörist ilan edilmeye çalışılıyor. 151 gün oldu ve soykırım devam ediyor, katliam sürüyor. Tam 151 gün. Biz durdurmazsak durmayacaklar. Ne BM ne diğer kurumlar kılını kıpırdatmayacak. Sadece kınama mesajları yayınlıyorlar. Sadece istatistikleri yayıyorlar. Söylevler, nutuklar, kınamalar ama soykırım devam ediyor. Diyanet Akademisi Başkanı Doçent Doktor Enver Osman Kağan da Gazze'de verilen direnişin sadece toprak korumak amacıyla olmadığını, İslam'ın izzetine ve şerefini de korumak amacıyla olduğunu kaydetti. Bizim Burada yaptığımız Filistin'e özgürlükten daha ziyade insanlığın özgürlüğünü talep etmektir. Gazze'ye destekten daha ziyade İslam'a olan desteğimizi göstermektir. Çünkü o asil insanlar İslam'ın izzetini, İslam'ın şerefini orada koruyor ve bütün insanlığa ilan ediyorlar. Diriliş Buluşmaları programı grup genç tarafından seslendirilen ezgi ve marşların ardından sona erdi.